Herkese merhabalar sevgili dostlar. 26 Eylül Perşembe günü Ankara yarış programı tahmin gözüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ankara'da bizleri bekleyen 9 koşulu bir program var. Şimdi sizlere bunun tahminlerini sunacağız. İzmir tahminleri de bu arada kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. İzmir'de de yine 10 koşulu bir yarış var. Bu yüzden İzmir programına da çok ciddi bir ağırlık verdiğimizi ve 2 altılı ve bir tane de yarış fazladan olduğu için oraya da ciddi bir bütçe ayırdığımızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Biraz da geniş kuponcular Ankara'da da İzmir'de de fazla fazla at yazabileceğiniz oyunlar vereceğiz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama alternatif tekler var, banko var. Yine bildiğiniz üzere hem İzmir'de hem Ankara'da tahminleri bu şekilde sunuyoruz. Sürprizlere de açık bir oyun düzeni belirledik. Kanal aboneliysek abone olalım, videoyu beğenelim, katıl üyesi olarak destek verelim veya teşekkürler üzerinden destek verelim diyorum. Ve başlıyorum arkadaşlar şimdi Ankara'daki tahminlere. İlk yarış saat 2'de 6 safkan arasında olacak. 21 handikap mücadelede 3 yukarı İngilizleri 2000 metrede kum pistte seyredeceğiz. Bu koşuda yüksek handikapıyla dikkat çeken isim 91 handikapıyla Rainbow Storm oldu. Rainbow Storm son yarış performansı kötü gözükmekte ancak genel kalitesi itibariyle burada yazılmayı hak eden bir isim. Fesih Şerit'in başbiniyor. Rainbow Storm'un son yarışlarını gösterelim. Bu derecesiz bir performans. Yıldırım Bayezid koşusu. Grup 1'de böyle bir performans olabilir. Bu tolere edilebilecek bir durum. Atın esas olayını şöyle bakmak lazım. Son bu yarışı saymayın. Yani atlar böyle yarışlarda startta kalır heyecan yapar, yarışta yarışı bırakır. Ya bunların hepsi var olan şeyler. Bunlar gerçek e, yani niyetinde canlı hayvanlardan bahsediyoruz burada. E, o yüzden o yarışı sadece yok sayın arkadaşlar. Diğer yarışlarına baktığımızda Safkan'ın 5. 5.lik. 5. bakın grup 3 5. lig, kısa vade 22 handikap 2. lig e, ve Kafkasya koşusu kısa vade 9 Böyle performanslarla gelen bir sim. Bir mod Rainbow Storm bu koşuda ilk önerimiz oldu. 41 günlük arayla gelen Özcan Yıldırım'ı birlikte Falkonov Mutaflar var. Onun da performansı gösteriyor. Moda Seymenler'de 8. kalmıştı. ondan sonraki yarışı kısa vadı 9'da bir 5. var. Geçmiş performansında yine bir kısa vadı 8 galibiyetiyle dikkat çekmekte. Bir de bir ay evvel koşmuş ve dördüncü olmuş bir isim. Mehmet Akyavuz'da Six Life dikkat çeken bir isim. Onu da bir gösterelim arkadaşlar performansını. Şart 5, şart 4 şeklinde geliyor. Daha evvel yine şart 4'ü var. Böyle performanslar var. Bu at için de şunu söylemek lazım. Daha genç zamanlarına baktığımızda burada kısa vade 6, kısa vade 7 yarışlarda boy gösterdiğini görmekteyiz. Oradaki performanslarını son dönemde form tutmaya başladığı için yavaş yavaş burada da yansıtma ihtimali var. E, grup biraz rahat olmasıyla birlikte Six ise de fırsat bulabilir arkadaşlar. 1 2 3 şeklinde bir oyunu yeterli görmekteyiz ama tabi e, burada başka isme yönelmek isteyen varsa işte örnek vermek gerekirse Rüzgar Uğur mesela e, 53 kiloda start alıyormasıyla yani bir handikap şart düzeyi koşan bir at daha çok. Hani böyle bir sürpriz denemesi isteyenler de tabii ki yapabilir. E, 1 2 3 biz yeterli e, 5 numara ilavesi de e, bir seçenek olarak sunuyoruz ama 1 2 3'ü yeterli gördüğümüzü tekrardan belirtmem lazım. Zaten 6 tane at start alıyor. İkinci koşuya geldik. Saat 2.30'da meydan 3 yaşlı Araplar 1400 metrede Çin pistte çıkacaklar. Arkadaşlar burada izleyeceğimiz 10 adet safkan bulunmaktadır. Bu koşudaki favorimiz Eray Çizik ile birlikte 21 gün evvelde ilk startını ikinci tamamlamış bir isim. 9 numara son aksiyon bu koşudaki favorimiz oldu. Daha sonrasında arkadaşlar size burada önereceğim safkanlar şu şekildedir. Salih Çerik idaresinde 5 numara kiremitçi diyeceğim. Hemen ardından 6 numara Rüsten Mizan Hışman önereceğim. Mehmet Akyavuzda da ikinci kez start alacağı yarışta daha yüksek ihtimal gördüğüm için Black Equestrian 2 numarayı da tavsiye edeceğim. Bu koşudaki tavsiyelerimiz bu yöndedir. Olası bir fazladan at yazma durumunuz varsa bir numara Ateşin My Heart'ı oyunlara dahil edebilirsiniz. Bir de tabi ekürleri burada yazıp 10 numara yağız Yağızkaya'yı yazıp şansınızı arttırabilirsiniz. Biz burada verdiğimiz oyunda arkadaşlar e, yeterli olması bekliyoruz. E, yani geniş kupona gerek bile kalmayabilir. E, verdiğimiz sıralım aynen geçerli bu arada. Ona göre zaten söyledik. O yüzden bu şekilde burayı geçiyorum. E, takıldığınız bir nokta varsa geriye sarıp videoyu durdurup edip her zaman e, zaten e, tekrarlayabilirsiniz arkadaşlar, dinleyebilirsiniz. Üçüncü koşuya geldim. Saat 3'te 16 andikap dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1500 metrede kum pist yarışı olacak. Bu koşuda izleyeceğimiz 6 adet safkan bulunmakta arkadaşlar. Tabi bu 6 at içerisinde bizim bu yarış için değerlendirmemiz şu şekilde olacak. Öncelikle bir e, favori düşünmemiz lazım burada. Favori kim var kim yok? Yani net bir favori çıkar mı? Bence çıkmaz. Ama derecesinden ötürü bir adım önde panspermia var. E, bir numara. Fatih Sultan Mehmet Sansar biniyor. 135 30 görmüş bir safkan. 2024 senesi içerisinde. Yani bu dereceyi görmüş olması bence çok kıymetli. E, ama tabi bundan daha az dereceler yapılabilir. E, bu atların hepsi bu ihtimali taşıyor. O yüzden burada bir tek olma durumu var mı derseniz bence yok. E, onu söyleyeyim. 2 numara Point of Infinity'yi tavsiye edeceğim sizlere burada. 3 numara Pinel Kod, 4 numara Queen Elisa. Yine yazılması gereken isimler olarak görüyorum bu isimleri, bu safkanları. ya yani buraya bir 1-2-3-4 şeklinde bir oyun yapmanızı önereceğim size. Ama ee, burada 5 numara Disturbia bir tek dışarıda kaldı diyeceğimiz isim herhalde bu daha üst kademe diye tabir edebileceğimiz grupta. Çünkü Euro Power biraz daha geri planda kalıyor. Hani Disturbia'yı da yazıp 5 atla geçmeniz burayı kapatmak gibi bir şey olur. Böyle bir 5 atlı bir oyunu öneririm arkadaşlar. Bu koşuda mesela böyle bir 5 hatlı geniş kuponu tavsiye ederim. Ee, mesela bir önceki koşuda 4 hattan sonrasını önermiyorum demiştim. Hani gerek kalmaz muhtemelen demiştim. Ama burada 5 e, at mesela yazılabilir olarak gözüküyor. Bir numara favori. Gelelim dördüncü koşuya saat 3.30'da 16 handikap 4 yukarı Araplar 2200 metre çim pist yarışı. Arkadaşlar 9 safkanın iştirak edeceği bir mücadele burası bu koşudaki favori olarak belirteceğimiz isim birazcık çarpıcı bir isim olacak. Yani ben burada favori olarak normal şartlarda çıkmayacağını düşünüyorum. Ganyan açısından favori çıkacağını zannetmiyorum. Ama bizim favorimiz oldu bu safkan arkadaşlar. O da burada 2 numara Cebe Alp. Son çimi dördüncülük. Bir öncekinde sentetikte bir galibiyeti var. 2 numara Cebe Alp'i bir favori olarak görüyoruz. Onu belirteyim. 2.28'i var. Bence birazcık buna istinaden ben söylüyorum. Ama aynı zamanda tabii Ganyan oynayan birçok kişi Cebe Alp'in son yarıştaki altıncılığından ötürü az oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Burada 2 numara Cebe Alp bizim favorimiz oldu. Onu belirteyim. Sonrasında Vedat Abiş'te Kurterekürüs Safkan'ı bal balam 6 numaraya şans şanslanıyor. Peşi sıra arkadaşlar bir numara pender Fatih Sultan Mehmet Sansarlı önereceğiz. Daha sonrasında geniş kupona geçiyorum. Geniş kuponda 5 gün evvel kazanan isim Mehmet Sarı Çelik'te 8 numara Dinamit denenebilecek bir isim. 5 numara Karaca Ağa, denenebilecek bir safkan. Bu arada bu at bizim atımız değil yetiştiricisi de değiliz bilginize. Hani onu açıklamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu tercih yeterli olacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yani daha fazlası burada bence gerek yok bu şekilde en fazla bu şekilde diyelim daha doğrusu oyun yapılabilir. Ee, biz planlamayı bu yönde ayarladık. Beşinci koşuya geldik. Bir meydan yarış. 3 yaşlı Araplar 1400'de Çim'de izleyeceğiz arkadaşlar. Burada izleyeceğimiz 11 adet safkan bulunuyor. Bu 11 at içerisinde favori gördüğümüz Gökhan Kocakaya ile 11 numara Hanımın Gülü'dür. Bu arada dikkatinizi çektim bilmiyorum ama galiba Gökhan Kocakaya programda şu yarışa kadar ilk kez biniyor. Yani ben e, dikkatimi çok fazla e, bir önceki yarışlarda e, bindiğini hatırlamıyorum öyle söyleyeyim. E, dikkatimi şu anda çekti e, Gökhan Kocakaya. 11 numara Hanımın Gülü burada favorimiz oldu ee, Rakip hanesinde değerlendirdiğimiz isimlerde baktığımızda e, yani e, şöyle söyleyeyim ihtimal dahilinde atlar var onlara değineceğim ama 11 numara hanımın gülü alternatif tek olur onu da söyleyelim sonra şimdi geçeyim ihtimal dahilinde gördüğüm isimleri Mehmet Nur karla birlikte Dirakster 2 numara olabilecek bir isim tekrar çime çıkacak bir safkan var Hışman Çizik birlikte direkt ası 5 numara olabilecek bir isim Bundan sonrasında ihtimaller iyice düşmeye başlıyor. Yani çünkü 70 gün aralı bir Lord Şahı var. 85 gün aralı Royal Crown. İşte iki yarış koştu. Tabela yap, bir kez yaptı sadece 5. var. Mehmet Akgöz'ün bindiği seyretmeni. Ya yani bu atlara şans verilir mi verilmez mi? İşte Anadolu Fırtınası şans verilir mi, verilmez mi? Bence o kadarına gerek yok. O yüzden dediğim gibi 11 numara alternatif tek yanına 2 ve 5 ilavesini düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ya tek atıyoruz ya da 3 atla geçiyoruz. Bu koşudaki belirlediğimiz oyun bu yöndedir. Gelelim 6. koşuya saat 4.30'da koşulacak bir yarış. Burası kısa vade 7 düzeyinde 3 yukarı İngilizleri 1400 metrede kum pistte izleyeceğimiz bir yarış. Arkadaşlar tabi şu anda eminim ki yani Bankotek geldi mi? Bankotek var mı diye soruyorsunuzdur. Çünkü 6. koşuya kadar geldik ve henüz bir Bankotek vermedik. Ve arkadaşlar burada biz sizlere bir Bankotek vereceğiz. Nasıl vereceğimizi bir usulen göstermemiz lazım. Çünkü bu ismin neden Bankotek olduğunu açıklamak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bir kere buradaki safkanlarda bir Mind and Life'ın yarış performansıyla bir başlayalım. Son yarış bir kısa vade 8 dişi derecesiz. Görüyorsunuz derecesiz. Şimdi Derecesiz yarışlarla ilgili fikrimi belirtmiştim. Yukarıdaki koşuda Panspermia'ydı galiba. O Panspermia'nın yarışıydı herhalde. Yıldırım Bayezid'e koştuğu yarış. Yani o yüzden bu derecesiz yarışları kale almayın. Öyle söyleyeyim. Birçok faktör olabilir. Bizim bakmamız gereken atın diğer performansı. Şart 5 galibiyeti var. Kısa vade 6, kısa vade 7 dişi galibiyet. Kısa vade 8 galibiyet. 2023'ün aralığından kalma tabi bunlar ama daha baktığımızda yakın dönemde bu şekilde performanslar geliyor. Bu safkan mind life. Şimdi mesela Lady Capella. Gösteriyorum kısa vade 8 dişi kazanan safkan. Daha evvelinde Türk Soy bir yarış performansı var. Şart 4 dişisi var böyle görüyorsunuz. 2 tane kum pis galibiyetleri yine söz konusu. Kumda etkili bir safkan oldu aşikar. 1.27.35'lik bir dereceye sahip oldu bu safkan son yarışta kazandığında. Ve bu derece atın en iyi derecesi oldu. Ve lakin işte şimdi burada işlerin karıştığı bir noktadayız. 28 gün aranın ardından bu yarışa çıkacak olan Mind and Life. 1 .25 39 derece görebilmiş bir safkan. Son yarışında derecesiz olmasını bir kenara bırakırsak bu atın burada kazanma ihtimali çok yükselir. Öyle değil mi? Eminim ki aynı fikirdesinizdir. O halde ben diyorum ki son yarışta Lady Capella'nın kazanmasını bir e, burada e, es geçelim. Çünkü Mind and Life o yarışta yarışmadı. Yarışma manasında hani mücadeleye girişmedi. O yüzden ben burada verdiği arayla ve eminim ki burada ekürüyü, ecuri, kurtar ekürüsü, iyi bir ekürü atı iyi bir şekilde hazırlamışlardır. Son ilmanını gösterelim. E, 50-23-70 Bu formda bu şekilde bu yarışı kazanacaktır. 5 numara Mind and Life burada arkadaşlar Bankotek olmayı hak etmektedir. Kafanıza takılabilecek bir tane daha at var bold strike onu da sadece göstereceğim. Hani e, aklınızda bulunsun diye. Yıldırım Bayezid'de 8. olmuştu. Daha evvel kısa vadede 9. ikinciliği, kısa vadede 6. birinciliği var. Bolt strekte ihtimal halinde bir safkandır. İtirazım yok ama e, kilo avantajını elinde almış olan bir Mine life e, burada daha iddialı olacaktır. Bu mesafede de daha üstün. O yüzden 5 numarayı bankotek olarak bıraktık. 5 arkası 3 veya 5 arkası 1 sıralı ikilisi oynanabilir. Veya 5 arkası 3-1 şeklinde iki atı birden yazıp daha fazla bir misliye de gidilebilir. Bunları belirteyim. 7. koşuya geldik. 5 safkanın iştirak edeceği bir mücadele. Şart 4. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çim pistleri. Şimdi arkadaşlar bir kere şunu belirtelim. Küçük kupon oynayan arkadaşlarımız ve geniş kupon burada ayrılacaklar. Geniş kupon oynayanlar 5 atı birden yazıp sürpriz denemesi de gideceksiniz. Bu net bir şekilde tavsiyemizdir. Ee, ancak küçük kupon oynayan arkadaşlarımıza da burada şöyle bir önerimiz var. Diyoruz ki burada gelme ihtimalini en çok gördüğümüz 3 tane safkan. Bir arada yazalım geçelim. Bu 3 tane at hangileridir? 2 tanesini zaten tahmin ediyorsunuzdur. 1 numara Zamburaga Gökhan Kocakaya ile çok formda bir isim. 12 gün evvel 3. oldu ve ilk start aldı. 2 yarışı birden kazanmıştı. 1 ee, bir numara Zamburaga favori. İkinci at 89 gün arasına rağmen Victor Matra 2 numara. Hışman İstik'le birlikte Victor Matra e, net bir şekilde ikinci at olmayı hak ediyor diyorum. Ve 18 gün evvel ilk startını kazanan Mehmet Akyoğuz e, burada arkadaşlar e, kapırsan 4 numarayı da yine oyunumuzda dahil etmeye uygun gördük. Derece olarak 1.13.26 kötü diyebilirsiniz ama ilk start olduğu için bu koşuda daha da etkili koşup daha iyi bir derece yapmasını zaten bekliyorum Safka'nın. O yüzden 1 1-2-4 yeterli olabilir. 3 ve 5 ilavesinde yani hepsi yapıp haş yapmayı geçme konusunda geniş kuponcu arkadaşlarımız yapabilirsiniz. Gelelim şimdi 8. koşuya. Sondan bir evvelki yarışa geldik. Ee, burada biliyorsunuz 9 koşu var. İzmir'de 10 koşu var. İzmir videosunu izlemediysek izleyelim diyorum. Ee, bunu hatırlatmış olayım. buçukta şart 5. Bir mücadele. 4 tükar Araplar 1200'de çime çıkacaklar. Arkadaşlar buranın favori olarak göstereceğimiz safkanı ben açıkçası e, alternatif tek olarak değerlendirebileceğiniz kanaatindeyim. 6 numara Lima. Gökhan Kocakaya biniyor. 24 güne var. kazandı. Son yarışını e, genelde İstanbul'dan bildiğimiz bir safkan zaten. Burada altı numara lima genel bir kalite ortaya koyabilir. Bu bütün faktörleri bir arada değerlendirdiğimizde tabi yarışı biraz farklı noktaları götürebilecek konular var. Alternatif tek dememizin sebebi bu olacak. Çünkü gün ötesi ve hayalet şiir ikilisi bu iki safkan eküller çok ciddi fark yaratabilirler. Kurter ekürisinin ağırdaşı olan safkanlar bunlar onu belirtelim. Gün ötesi 16 gün evvel kazandı ve son yarışlara baktığımızda 5 yarışta 3 galibiyet elde etti. Yani şart 2, şart 3, 15 handikap at seviye atlamaya başlıyor. Derecelerde de iyileşme var. 1.32'den 1.31'e geldi ki 1.31 ile hem de 57 kiloda 15 handikap değil. Ben size şöyle söyleyeyim. Yani bir şart 5'i kısa 6'yı kazanabilirsiniz. Ve şu anda bir şart 5 düzey yarışta gün ötesinin şansı vardır. Hayalet şehire değinecek olursak Hayalet şehir ise son yarışını bir kısa vade 8'de koştu. 3. oldu. Daha evvel bir kısa vade 6'yı kazandı. Yani bu iki atında Ekürün'ün ikisinin de bu yarışta galibiyet ihtimali var. Bu koşullar altında 6 numara Lima'yı bankotek olarak bırakamazdım. Hani onu bir net şekilde izah edelim. Şimdi Lima'nın kazandığı yarışı da tabii gösterelim. Öbürlerini göster. Lima'da bir şart 5 kazandı. Bursa'da kazandı. Daha evvel hep İstanbul'da gördüğünüz gibi İstanbul atı dedik. İstanbul atı safkan normal şartlarda. E, ee, tabii şimdi burada 6 numara alternatif tek olmakla beraber 2 numaranın ilavesi söz konusu. 1 numara al da gördü ne olursa olsun yine düşünülebilecek bir safkan. Onu da ilave edip 3 ata çıkabilirsiniz ya da 6 numara limayı tek olarak bırakabilirsiniz. Geçiyorum 9. ve sonuncu koşuya. Saat 6'da satış 1, satışlarda 1 2 3 4 miktarla ilgilidir. Atların handikap puanıyla veya şart düzeyiyle ilgili bir anlam ifade etmez bilginize. 3 yaşlı İngilizler 1500'de kuma çıkacaklar. 3 yaşlı olmalarından ötürü birbirlerine yakın handikap puanları görebilirsiniz ama bu sizi yanıltmasın tekrar belirtiyorum. Ee, burada arkadaşlar şimdi oyun değerlendirmemize geçelim. Mehmet Sarıçek ve Rose of Solids 4 numara favorimizdir. Eee peşi sıra Mehmet Keskin'le 2 numara Zülfikarım, 3 ee, numara eee Medalyonsuz olmazla birlikte Laki Kilexi önereceğimiz isimlerde yer almakta. Işman 5 numara Stay Happy diyeceğiz ve Mehmet Akyavuz derisindeki Şah Baba 6 numarayı da dahil edip oyunumuzu daha kuvvetli bir hale getireceğiz. Olası iki teke çıkma durumunuzda alternatif Tech Lima'yı değerlendirip iki teke çıkma durumunuzda Give God bir numaralı safkanı yazabilirsiniz. Ve diğer yarışlarda da arkadaşlar başka atları ilave etme yoluna gidebilirsiniz. Bu hatırlatmaları yapmış olayım. Kanala abone değilseniz abone olalım. Videoyu beğenelim. katılıyorsu olarak veya teşekkürler butonundan destek olalım. İzmir videosu yayında izlemeyi unutmayalım diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.